Herkese günaydın. Öncelikle İstanbul trafiği karşıdan geliyoruz. Avrasya'nın girişinde bir ufak bir kere dokununca normalde bu kadar geç kalmayacaktık. Hepinizden onun için özür dileriz. Sonuçta bir kahvaltı. Bugün Zeytinburnu ilçe başkanımız ve ikinci bölge teşkilatlarından sorumlu teşkilat başkanımız Aytekin Güler kardeşimiz ve tüm ilçe başkanlarımıza, değerli adaylarımıza, yönetim kurullarımıza hepinize hoş geldiniz. İyi ki geldiniz, sağ olun, var olun. Çok beklettik. Bugün burada buluşuyor olmamızın amacı yerel seçimler öncesinde Erman kardeşim. Erman'cığım gel sen de. Yerel seçimler öncesinde ikinci bölgede neler yapabiliriz, neler yapacağız? Bunları konuşmak. İlçe başkanlarımızdan kendi ilçelerindeki yerel siyaset anlamında yerel seçimdeki mevcut durumu, olası ittifak işbirlikleri veya ayrı aday gösterdiğimizde nasıl neler yapabiliriz, ne fırsatlar doğabilir konuşmak adına bir aile içinde bir toplantı tertip ettik. Bunu birinci ve üçüncü bölgelerde geçtiğimiz pazar ve salı günü gerçekleştirdik. Bu da onların üçüncüsü, sonuncusu. Bundan sonraki sürecimiz artık İstanbul İl Kongresi. Arkasından kongreyi bitir bitirmez İstanbul yerel seçimleriyle ilgili önümüzde bir koşturacağımız 45 günlük çok yoğun bir dönem var. Çünkü aday adaylıklarının partimizde, dün genel idare kurulu toplantısındaydım, Ankara'daydım. Alınan karar genel seçim takvimi dolayısıyla aday adaylarının partimize başvurması, il başkanlığımıza başvurması için geçen verilen son süre 10 Aralık. 10 Ocak, özür dilerim. 10 Ocak'a kadar aday adaylık başvurusu alabiliyoruz. Yine seçim takvimine göre de 20 Ocak'a kadar, 20 Şubat'a kadar kesin aday listeleri belirleniyor. Ama bu süreçte bunu bu şekilde halletmek durumundayız. Ben birazdan hem kahvaltıyı başlatmak isterim, sonra da sırasıyla ilçe başkanlarına söz vereceğim. Bir kahvaltı ortamında kendi ilçelerindeki durumlarını paylaşsınlar. Buradaki mevcut belediye başkanı aday gösterir mi? Hani biraz çerçeve çizmek için söylüyorum. İki, mevcut belediye başkanı hangi partiden, hani bizler biliyoruz, biliyorsunuz. Aday gösterme olasılığı var. Değiştirilmesi düşünülüyor. Veya işte bir önceki seçimi mevcut belediye başkanı veya mevcut parti şu kadar farkla kazandı. Biraz bu bilgilerle bizi bir hatırlatın. Biraz daha bölgenizi bilelim. Şey olarak istemiyorum, şu kadar oy almış değil ama hani işte %30 da geldi, büyük bir farkla kazandı veya kafa kafaydı, 3000-5000 oy vardı gibi biraz bilgilendirirseniz hem hazırlığım bilgilenir hem de vermiş olduğunuz bilgilerin biraz daha rakamlara, sayılara dökülmüş hali olur. Onun dışında siyasi partilerle ilgili altılı masa, evet, bir cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi evresinde değiliz artık. Altılı masa ile ilgili konuşacak çok da bir şey sahada olmamasına rağmen işte çeşitli partilerin adına işbirliği diyerek veya farklı isimler vererek çeşitli il ve ilçelerde bir birliktelik için herkesin birbirine ihtiyacı var gözüküyor. Yani kimse tek başına, hepimiz tek başımıza aday göstereceğiz diyoruz. Sonuna kadar da bunu yapacak güce ve teşkilata muktediriz ama İstanbul özelinde siyasetin bazı gerekleri var. Bazen bazı taşları doğru yerlerde konumlandırmak, strateji ona göre kurmak lazım. Genel merkezimizde bugün de, dün de ifade ettiğim gibi biz 39 ilçede aday gösteririz düşüncesindeyiz. Meclis üyesi de gösteririz. Ama bazı ilçelerde partimizin, yereldeki teşkilatımızın gücü ve oradaki seçim aritmetiği sebebiyle akıllı davranarak bu kadar emeği geçen ilçe başkanlarımıza, ilçe yöneticilerimize orada bir fırsat doğurmak, yaratmak isteriz. Hamleyi doğru yapmak, stratejiyi doğru kurmak. Yerel seçim öncesinde çoğu yerde, çoğu ilçenin sayısı 500 bin üstünde olduğu için 35 üstü olsa gerek, Kaan'cığım bir yanlışım olsa düzelt beni, meclis üyelikleri var. Büyükşehir meclis üyelikleri var. Ve partiler kendi içerisinde işte yaptığımız toplantılarda Saadet Partisi'nin bir hareket halinde işte diğer ilçe başkanlarını çağırıp bir kahvaltıya başladığını görüyoruz. Biz il başkanları düzeyinde konuşuyoruz. Yani bu kadar söyleyeyim. O yüzden kendi ilçelerimizde bu görüşmelerle Saadet Partisi veya başkaları çağırdı veya CHP veya mevcut belediye başkanı veya AK Parti veya MHP, lütfen bu konularla ilgili bizleri bilgilendirin. Biz sağdan veya yerel basından duymayalım. Bu iş bir olma, doğru strateji kurma, yoksa herkes kendi bölgesinde bir şey yapmaya kalkarsa inanın çok çabuk yem oluruz, hepimiz yem oluruz. Biz irade koymak durumundayız. Bu iradede biz insanları
teklif edebilecek güce muktedir olduğumuzu gerek il başkanlığı, gerekse içerideki teşkilatlarımızda aktif sahada olarak göstermek zorunluluğundayız. Bunun yolu da bir olmaktan, diri olmaktan geçiyor. Yıllardır siyasetin içerisindeyiz, yıllardır iktidardan uzağız, yıllardır teşkilat maddi manevi çok yoruldu. Yerel seçimler, yerel siyasetin ilçelerin için önemlidir. Genel seçimler de önemlidir ama yerel siyasette, yerel seçimde yerel yöneticilerimize, ilçe başkanlıklarımıza, yönetim kurulumuzun artık bu hasat zamanıdır. Ben bir il başkanı olarak bunu önemsiyorum. Yukarıdan dayatılacak bir şeylere sizden adına kavga etmeye hazır olduğumu, gerek genel idare kurulunda, gerek genel başkan nezdinde bunu bir kavga olarak almayın ama bir hakkı savunmak durumundayız. Teşkilatımızın hiç olmadığı yerde böyle bir şeye hakkımız, gücümüz yok. Takdir edersiniz ki bugün ben aklıma o geliyor, Yusuf'cum kusura bakma, Şile diyeceğim veya Arnavutköy diyeceğim, üçüncü bölge. İkinci bölgede bir sürü aklıma gelebilir ama mesela Bayrampaşa şimdilik teşkilatımız olmadığı için söylüyorum. Buralarda bir teşkilat yokken sizi kimse masaya çağırmayacaktır. Çağırır mı? Hayır. İlçe başkanı yok, gelin yok, teşkilatı yok. Biz bizeyiz, gerçekçi olun. Ben de olsam, yer değiştirelim. Adamın teşkilatı yok. Ben ne yapayım? Farklı bir hikaye vardır. Orada böyle genelde o partiyle beraber anılan birisi vardır. Bir hemşeri derneğinin bir şeyidir. Ya arkası şeyidir, ya aşirettir, tamam. O da yok. O zaman siyaseti gerçekçi yapmak durumundayız. Bu vesileyle sanırım kayıt alınıyor değil mi? Tamam, peki. Ben birazdan hem çaylar, kahvaltılar başlasın, sonra ilçe başkanlarına bunu ifade edeceğim. Ona göre tekrar konuşuruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu kahvaltıları artırarak ilçelerimizde yapacağız. Teşkilatlarımızla, mensuplarımızla, adaylarımızla inşallah. Bugün de burada aday adaylarımız var. Onların da ayaklarına sağlık. Onları da bir basın açıklaması olarak yapmayı planlıyorum. Bir eksiğimiz yok herhalde burada. O konuda da bir servet başkanım. Aday adaylarımızı burada açıklayacağız. Evet. Tamam. Peki afiyet olsun. Sonra devam edelim. Geçen hafta istifa ettim. Cumhuriyet Bağdayar'ın başvurusunu yaptım. İstanbul Times Gazetesi ve Zeytinburnu Times Gazetesi'nin imkan sahibiyim. Bizim günlük 3 milyon dolarımızda sokak röportajlar yapıyoruz. Bir çok isterim. Neşledim Zeytinburnu. Hüseyin Bey belki bunu belki baştan yaptı. Biraz geç kalmanın verdiği de bir şeyle birden hem bir merhaba deyip arkasına hemen işe geçtik. Hem tanışmadık, tanıtmadık. Bunun eksiği bana ait olsun. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Hem bu şekilde bir fırsat hem de adaylığınızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun inşallah. Bütün kahvaltılarımızı iftarlarımızı çok iyi iftarlıyoruz. Başkanlar kırgınlık. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Başkanlarımız, ilçe teşkilatlarımızla, ilçe başkanlarımızla önümüzdeki yerel seçimle ilgili istişarelerde bulunmak, durum tespiti yapmak, bu süreçte izleyeceğimiz stratejiyi, yerel seçimdeki mevcut durumu tespit etmek, aday adayları ve adaylıkları üzerinde konuşmak, önümüzdeki dönemde Demokrat Parti'yi yerel seçimde etkin bir faktör, bir aktörü olarak ortaya dökeceğiz, ortaya koyacağız. Asıl amacımız bu. Demokrat Parti her yerde, ilçe başkanlıkları dahil olmak üzere İstanbul'da, yine aynı şekilde meclis üyelikleri konusunda her yerde tek başına aday çıkaracak güce ve iradeye sahiptir. Bu yönde Ankara Genel Merkezimizin aldığı karar da ortadadır. Bunu bugün buradan tüm İstanbul siyasetine söylemek istiyorum. Demokrat Parti seçme teşkilatlarıyla hazır. İl ve ilçelerde adaylarımızla yakın zamanda sahada olacağız. Genel merkezler düzeyinde önümüzdeki dönemde farklı bir strateji geliştirilirse bize gelecek bilgi ve talimatlar doğrultusunda da gerek büyükşehir ve diğer ilçelerde de genel merkezimizde istişare içerisinde olup o süreci hep birlikte yöneteceğiz. Farklı tavırlar, farklı hareketlerde bulunma, farklı stratejiler izleme durumumuz olabilir. Yeni moda adıyla işbirliği diyeceğim. Bu işbirlikleri siyasetin aritmetiği ve matematiği açısından çok gerekli. Kazanmak isteyen herkesi ama herkesi kabul etmek ve hesaba katmak zorunda. Demokrat Parti'de bu denklemde, yerel seçimlerde hesaba katılmak zorunda. Biz bunu teşkilatlarımızda, sahada, önümüzdeki dönemde göstereceğiz. Ben
ilçe başkanlarımıza söz vermek istiyorum. Sonuçta bir basına açık bir toplantı. Bazı konuşlar konuşurken dikkatli olmamızda fayda var. Parti stratejisi açısından bir hataya da düşmek istemem. Lütfen siz de konuşmalarınızda tüm konuşmacılardan bu hassasiyeti göstermesini rica ediyorum. Bu kahvaltı organize etme konusunda ev sahipliği yapan, bugün buraya gelen tüm ilçe başkanlarımıza, aday adaylarımıza, il yönetim kurulu üyelerime hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki bölge itibariyle 2. bölge teşkilat başkanımız Aytekin Güler'e ayrıca teşekkür ederim. Diğer 3 bölgede bugün 1. bölgeden sağ olsun Yusuf Bağır kardeşimiz, ki salı günü çok güzel bir toplantı yaptık Maltepe'de. Ona da huzurlarınızda bir daha teşekkür ediyorum. Bu toplantılara eksiksiz gelip katılan tüm il yönetim kurulu üyelerimize de ayrıca çok teşekkür ederim. Evet, ev sahibisi olması sebebiyle Servet Başkanı, Zeytinburnu İlçe Başkanımıza söz vermek istiyorum. Tabii ki. Sayın İl Başkanım, Sayın Teşkilat Başkanım, Sayın İl Yönetici Arkadaşlarım, Sayın İlçe Başkanı Arkadaşlarım, Belediye Başkanı Adaylarımız, ilçemizin güzide basın mensupları, 2. bölge toplantımıza katılmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi başkanım, tutayım. Şimdi başkanım, Zeytinburnu olarak, Demokrat Parti Zeytinburnu olarak 21 Mart 2024 seçimlerine hazırız. Belediye başkan adayımızla, ilçemizle, partililerimizle ve Zeytinburnu halkıyla el ele vererek en iyi şekilde Demokrat Parti'yi bu seçimlere nasıl hazırlayabiliriz? Demokrat Parti'nin kazancı ne olur? Partimizin kazancı ne olur? İlimizin kazancı ne olur? İlçemizin, partimizin üzerindeki kazancı ne olur? Bunların hesaplarını yaparak bir karar verdik. Bir yol almaya çalışıyoruz. Adayımız hazır. Birazdan dosyasını teslim alacağım, size teslim edeceğim basının huzurunda. Bir önceki seçimde Zeytinburnu'nda enteresan bir seçim sonucu çıktı. 4500 oyla 6539 oyla, ben 4500 diye hatırlıyorum. 6539 oyla çok az bir farkla. Kaç? 4? 6539 oyla AK Parti o seçimi kazandı. O zaman biz Demokrat Parti olarak, yine ben belediye başkanı adayıydım. Zeytinburnu'nda Saadet Partisi vardı. Ama bu seçim tabii ki benim görüşüme göre İP Yeniden Refah Partisi tekrar burada bu seçim aday, yeni kurulduğu için bu seçim adayı çıkaracak. Onun için Zeytinburnu'nda bir pazarlıkların döneceği kanaatindeyim. Ama bunu yaparken de biz Demokrat Parti olarak hiçbir şeyin pazarlığına girmeden kendi adayımızla Zeytinburnu'nda nasıl bir ses getirebiliriz? Bunun planlamasını yaparak önümüze bakacağız. Ben Zeytinburnu Belediye Başkanı adayımız Sayın Melis Azamdoğlu'ndan basın uzanında dosyasını alayım. Belediye Başkanı olarak teslim alayım. Ben de gelseydim, ben de alsaydım. Başkan, en son ben size teslim ederken... Onu da yapalım. Gelin buraya. Tamam. Oraya gidelim. Oradan. İşte teslim ederken alacaktık. Kızım birlikte olalım. Birlikte olalım. Ben ortaya geçeyim. Tamam, siz de soyunu göreceksiniz. Belediye Başkanı adayımız Sayın Melis Azamdoğlu'nun dosyasını İl Başkanımız... Şöyle ben teslim alayım size. Çok teşekkür ederim. Şöyle başkanım deneyim. Böyle de bakabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ben öncelikle... Bu aday adaylıkları açıklamalarının ve sonrasında bu aday adaylıkları takdir edersiniz ki partinin verdiği süre sonunda adaylığa dönüşecek. Ben sizin şahsınızda Zeytinburnu İlçe Başkanı'na ve aynı şekilde Melis Hanım'a aday adaylığının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ne kadar güzel ki Zeytinburnu gibi bir yerde çok değerli bir müşterinin bir kadın aday olması, çok önemsiyorum. İnşallah bu süreç adaylığa da dönüşecektir.
Bu süreci hep birlikte takip ediyor olacağız. Partinin önermiş olduğu seçim takvimine göre inşallah bir daha geldiğimizde Zeytinburnu belediye başkan adayımızı böyle 20 kişiyle değil 200 kişiyle açıklamak istiyorum. İnşallah. Hem sizlere hem Zeytinburnu'na bu yakışır. Bu vesile hayırlı olsun. Zeytinburnu için çok doğru bir, çok güzel bir adayla yol alıyoruz. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Amin. Diğer konuya gelince başkanım, tabii ki diğer partilerden bizde de belki teklifler gelir, görüşme talepleri olacaktır ama bunu kendi insaf ettiğimize değil, il başkanımızın tasarrufuyla bunu yerine getirmeyi daha uygun görürüz. Ama ben şunu söyleyeyim, 31 Mart sabahına kadar adayım hazırdır, hazır tutulacaktır. İnşallah Demokrat Parti'ye yakışır bir şekilde adayımızla yola çıkıp seçime girip kazanır kazanamayız. Tabii ki bu halkımızın verecek olduğu bir gösterecek olduğu ilgidir. Ama çok iyi bir oy alacağımıza inanıyorum. Şimdiden çalışmalarımızı yapacağız. Teşekkür ediyorum. Adayımıza da söz vermek isterim. Hem kendisini tanıtsın. Buyurun. Ben Melis Dayca Ahmetoğlu. Oraya da böyle bir mikrofonu alalım. Ver bir. Böyle olabilir. Ben Melis Dayca Ahmetoğlu. 19 Kasım 1994'te Bağcılar'da doğdum. 2 yaşımdayken Zeytinburnu'na yerleştik. İlk öğretimimi İbn Sina'da Bakırköy'de okudum. Liseyi Gürlek Nakipoğlu Anadolu Lisesi'nde okudum. Üniversiteyi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde okudum. Bunun sonrasında özel sektörde iş hayatında faaliyetler gösterdim. Özel bir uçuş okulunda ticaret uzmanlığı yaptım. Sonrasında İFTE, İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı adlı bir fuarı düzenledim. Geçen sene Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşti. Şu an Amerika'daki bir markanın Türkiye distribütörlüğünde ihracat uzmanlığı yapıyorum aktif olarak. Bunun dışında bu yıl belediye başkan adayı olarak adaylığımı koymak istedim. Bunun nedeni de hem Zeytinburnu'nu çok iyi bilmem, yaşanılan sorunları kendim de yaşamam. Mesela bunlara ne diyebiliriz? Trafik sorunu, imar, çarpık kentleşme, enflasyon, mülteci sorunu. Zaten mülteci sorunu denince Zeytinburnu Türkiye'de kira fiyat artışlarının en yüksek olduğu yerlerden birisi. Bunun nedeni de çok fazla mülteci var ve bunların hepsi aynı evde yaşadığı için artık insanlar kira fiyatlarını da o oranda arttırıyor. Bu sorun aile kalmıyor, birkaç aile. Tabii ki yani çok bir evde 10-12 kişi kalıyor ve bunların hepsi ucuz işçi kapsamında çalıştırıldığı için ne oluyor? Kiralar artıyor. Bunun dışında çocukların ve kadınların sokaklarda güvenle gezemediği aşikar bir şekilde artık. Ben hatırlıyorum önceki dönemlere göre şu an bile ben akşam evime gittiğimde bir tedirginlik yaşıyorum. Hani kendimi koruma altına almaya ihtiyacı duyuyorum. Böyle bir sorunumuz var. Dediğim gibi çarpık kentleşmeler, siteler, altyapı yetersizliği. Bu altyapı yetersizliği bugün yaşadık trafik sorunlarına yol açıyor. Yani sizi de sıkmak istemiyorum. Bu şekilde çok fazla sorunlarımız var. Ben de artık elimi taşın altına koymak istedim. Ve daha 2 gün önce kutladık. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ey Türk kadını sen yerlerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın diyerek seçme ve seçilme hakkını bize verdi. Ben de bu hakkı kullanarak belediye başkan adayı olmak istedim. Bunu neden Demokrat Parti ile yapmak istedim? Demokrat Parti bir kere çoklu partiye, çoklu demokrasiye geçişte iktidar olan bir parti. Ben de bu çatı altında bu görev bilinciyle zaten babamdan ötürü de yani biz dededen Demokrat Partiliyiz. En doğrusunun benim için bu olacağını düşündüm.
O yüzden de bu partiden adaylık yapmak istedim. Sonuçlar, adaylıklar hepimiz için hayırlı olsun. Tebrik ediyorum, hayırlısı olsun. Ama bir siyasetçi ve bir belediye başkan aday adayı olarak çok konuşmanız gerekiyor. Bol bol konuşmanız gerekiyor. Şimdiden alışsanız iyi olur. Yolunuz açık olsun. Biz hem Servet Başkan'ın şahsında hem de sizin şahsınızda çok doğru işler yaptığımız, çok doğru bir aday olduğunu, kendinizi ifade ediş tarzınız, niçin bu göre ve talip olduğunuz, niye aday olduğunuz, belediye başkan adaylığına talip olduğunuzu çok güzel ifade ettiniz. Bunu tüm Zeytinburnu halkıyla bire getirmek, sizleri bir araya getirmek, sizlere burada güç vermek de il başkanlığı ve bölge olarak ikinci bölge ve hepimize düşüyor. Biz de sizlerin yanında olacağız inşallah. Hayırlısı olsun. Allah utandırmasın. Başkanımızın ifade ettiği bir konu var. Biz birileri bize bir şey teklif edecek diye veya başka bir şey için değil. Biz hiçbir şey olmadığı takdirde çok değerli bir hanımefendiyle ifade ettiği üzere kendisini ve hatırlattığı üzere çok güzel. Dünya Kadın Hakları Günü ve seçme ve seçilme hakkının birçok ileri demokrasiyeden önce Ulu Önder Atatürk tarafından 5 Aralık'ta verilmiş bir hakkı, seçme ve seçilme hakkını kutladığımız günün hemen ertesinde bir kadın başkan adayımızın oluyor olması bizler için de onur verici, çok da güzel bir tesadüf. İnşallah tüm ilçelerde kadın aday adaya veya kadın aday başkanlarımızı ve meclis üyesi adaylarımızın sayısını arttırmak istiyoruz. Bugün buradan başlamış olduk. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet. Söz konusunda bir yer bitti. Ben hanımefendi Berin Hanım'a döneyim. Böyle biraz hem çapraz gidelim. Eyüp ilçe başkanımız Berin Hanım. Hem bir kendinizi tanıtın. Hem heyet için, hem Haziran için, hem basın için. Tamam. Bizler için tanıyoruz, biliyoruz sizleri. Buyurun. Sayın il başkanım, yardımcıları ve ilçe başkanlarım. Zeytinburnu Belediye Başkan aday adayım. Hepiniz hoş geldiniz. Berin Arı. Eyüp ilçe başkanıyım. İstanbulluyum. Daha tanıtayım mı kendimi yoksa şey yok, yani nasıl arzu ediyorsunuz? Yok. Sınırlama yok. Çok buyurun. Çok fazla tanıtmaya gerek yok. Başkanım, bizim adayımız yok. Daha doğrusu biliyorsunuz yerimiz olmadığı için çok bir çalışmamız yok. Biz kendi çabamızla kendimiz çalışmaya çalışıyoruz. Bir yerlere koşmaya çalışıyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz. Partilerimizin çalışmalarına katılıyoruz. Bu. Peki. Ama ben aday istiyorum. Aytekin Bey'i istiyorum. Biz Eyüp'ten. O kendisi burada vallahi. Vallahi bilmiyorum. Burada yani bir şey demiyoruz. Burada da söylüyorum. Aday oluruz yani. Bir başkanım, yerel seçimlerde, bir önceki yerel seçimlerde Eyüp hakkında biraz bilgi verir misiniz? Tamam. Olur. AK Parti kaç dönem olduğu gibi başkan adayımız değişmiyor. Başkanlarımız AK Parti oluyor. Seçimler biraz yakın bitiyor orada bildiğim kadarıyla. Evet. Yani geçenki seçimlerde hani kaba tabir olacak ama kafa kafaya olan bir CHP'miz vardı. Bir önceki seçimde sanırım yine CHP. Aynen. Yine kaba. CHP. Orada seçim daha çok AK Parti ve CHP adayları evet, arasında. İkisi. Son evet. Seçimde benim de bildiğim, hatırladığım, baktığım kadarıyla 3300 oyla AK Parti aldı. Bir önceki seçimde aynı şekilde çok büyük bir fark yoktu. Orada ortada olan ve böyle ifade ettiğiniz gibi kafa kafaya bir nefes nefese bir yarış var. Doğru adaylarla evet. Biz de Eyüp'te şimdi hani basında kaydını alıyor. Gururla söyleyeyim. Biz sizin olmayabilir ama bizim bir Eyüp'te adayımız olacak inşallah. İnşallah. Yani onu tabii ki sizlerle de tanıştıracağız. Bizim o bölgede bu anlamda dengeyi bozacak adayımız var. Ama nedir, bir süreci bekliyoruz ve teşkilatımızda bunları danışmadan, konuşmadan da basın huzurunda bir şey yapmak istemiyorum. Ama aday adaylarımız sürecini de ilan ettik. Gelmesini bekliyoruz. Şu anda. Bilginiz olsun. Bunu tüm basın huzurunda söyleyeyim. Biz Eyüp'te önemli bir aktör olacağız. 3000 kişiyle seçimi kazanan ve kaybedenin olduğu bir yerde biz bu oyları çok rahat alacak bir adaya, çok adayına sahibiz. Ama stratejik olmak ve bu dönemde acele etmemek adına biraz bekletiyoruz. Partiler ne yaptığına bakıyoruz. Biz Eyüp'te oyun kuracağız. Bozacağız veya kötü anlamda olumsuz konuşmam ama Eyüp'te biz belirleyen olacağız. Bunu burada basın huzurunda söylüyorum. İlçe başkanımızı da bu şekilde uzunca zamandır bir araya gelemedik. Kendisiyle de konuştuğumda detaylarını ayrıca paylaşacağım. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık Beyin Hanım. Teşekkür ederim. Çok heyecanlandım şu an. 2700 oyumuz var. 2700 küsur oyumuz var. Başkan, hiçbir şey yapmasan, ilçe başkanımızı aday yapsak ki hani konuşacağız evet. Ve başka aday adaylarımız var bilin. Var. O oyu
Behrin Hanım sahaya biraz çıksa 3500 yapar. Aynen, 3500 tabii. Nereye giderse o kazanır. Eyüp böyle kritik. Zeytin. Çoğu yerde böyle. Bunun bilincinde evet. olup çalışmamız ve irade koymamız lazım. Bunu önemsiyorum. Başkanın katılı biliyorum senin de kökenin ve Eyüp Ali Beyköy biliyorsun o bölgeyi. Evet. Farkındayım başkan. Teşekkür ederim katılımın. Omuz omuzayız orada. Eyvallah başkan. Sağ olun. Zeytinburnu'nda 2465 tane kayıtlı üyemiz vardı Demokrat Parti olarak. İşte. Son Yargıtay'dan gelen kayıtlarda. Yani bakın hanımefendi Melisa Hanım sahaya çıktığı zaman bakın insanlar alternatif oluyor. Ben gene idare kurulu üyesi olmam sebebiyle Ankara ve tüm Türkiye genelinde de elimden geldiğince parti çalışmalarına katılıyorum. En son Bayburt Gümüşhane'deydim, Erzurum'daydım. Oradaki halk bile, Erzurum'daki halk bile yani AK Parti diyenler bile arayış içerisinde. Yani merkez sağın adresi Demokrat Parti. Bunu sadece söylem olarak değil. Bugün bir parti ismini anmayacağım. Daha dün bir milletvekili istifa etti. Kurucu kurulu üyelerinin yarısından çoğu istifa etti. Merkez sağın adresi olmadığı çok açık ve bildiğimiz bir şeydi. Çok açık ve net gösteriyor ki günümüzdeki yaşadığımız gelişmeler merkez sağ arayışı had safhada ama merkez sağın adresi ve yeri belli. Biz bunun altını ve içini dolduracağız teşkilatlar olarak. Halkımız da buna teveccüh gösteriyor. Hep söylüyorum Samsun'da örneği var. Erzurum'da örneği var. Aday adayı göstermişiz. Pusula'ya Demokrat Parti amblemimizi kıratı koymuşuz. Adayımız hiç gitmemiş Samsun'da. Hiç gitmemiş. Bunu haber anlatıyorlar. Biliyorum da. Ya orada %10'un üzerinde oy almış. Aday oraya gitmediği halde. Çünkü halkın gözünde gönlünde anasından babasından hadi bir alt kuşaksa anneannesinden, dedesinden Demokrat Parti'ye dokunuyorsunuz. Ve bu dönemde Demokrat Parti'ye ihtiyaç her zamandan fazla çok. Ama eskiyi anarak veya eskiyi iade ederek değil, Melisa Hanım gibi, Alp Kağan gibi buralarda görev alan genç kardeşlerimiz de olacak. Ve çalışan, kendisi için inanan bir ekip sahada olacak. Halka bunu göstereceğiz. Onun dışında başka bir, sırf şey için aday gösterdik diye başarı hiçbir yerde yok. Biz elimizden gelenin en iyisini sahaya koyacağız. Ben bu şekilde hem Berin Hanım'a hem Servet Başkanım'a paylaşımları için teşekkür ediyorum. Diğer ilçe başkanım sola döneyim sonra tekrar döneceğim. Hüseyin Başkan Şişli söz sizde neler söylersiniz? Ben Hüseyin Aksoy. Başkanım hoş geldin önce. Ben Şişli ilçe başkanı Hüseyin Aksoy. Tabii ki adayımız, sürpriz bir adayımız var Şişli'de. İki tane pırlanta gibi kardeşimiz var. Kısmetse o da gelecekti bugün. Ankara'da duruşması olduğundan dolayı gelemedi. Öbür arka... Bunlar bir tanesinde sonra İsmen ve bir araya gelip konuşalım. Gelecekler. Şimdi Ankara'da duruşması olduğundan dolayı gelemedi. Onunla arkadaşımın da selamları var sizlere. Böyle çalışmalarımız olacak. İnşallah güzel bir sürprizimiz de olur. Adayımız da güzel bir kardeşimiz. Diğer arkadaşımız da pırlanta gibi bir kardeşimiz. Ona da hayırlı olsun diyorum. Sayın ilçe başkanıma da teşekkür ediyoruz bu konuda. Emeğe geçen tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şişli bizim için de önemli. Evet. Biz de adayı da vereceğiz. Meclis üyesi de vereceğiz. Evet. Orada varlığımızı bir kere daha göstereceğiz. Katkılar için teşekkür ederim. Evet. Muhsin Başkanım, söz sizde. Sultan Gazi. Buyurun. Sayın İl Başkanım, Teşkilat Başkanım, ilçe başkanlarım, hanımefendiler hepiniz hoş geldiniz. Sultan Gazi Demokrat Parti ilçe başkanı Muhsin Gündoğdu. Sultan Gazi'de elimizden gelen bütün mücadeleyi yapıyoruz. İlçemizi devamlı açık tutuyoruz bu konuda. Çalışmalarımızda yani mücadelemiz var. Boş durmuyoruz hiçbir zaman. Bu arada kadın kollarımızda kurmuş gibiyiz. Hazırlamış gibiyiz. Yani o da şekilde. Aday adayımız var. İki tane aday adayımız var. Bu konuda bilginiz olsun. Bir tanesini biz tercih ettik. Ramazan Polat kardeşimiz. Beraber gelmişizdir yanımızda. Burada dosyası var. Onu da burada beraber bir fotoğraf çekelim. Tamam. Tamam inşallah. Yani
tüm mücadeleyi biz gerekeni yapıyoruz ilçemizde. Yani ilçemizi elimizden geldiği kadar savunuyoruz, ediyoruz. Bütün diğer ilçe başkanlarıyla da toplantılarımızı yapıyoruz. Pazar günü ikinci bir toplantımız var. Kimle yapıyorsunuz? Bütün ilçe başkanlarıyla. Tamam. O bölgede. Geçenlerde sosyal medyadan gördüm. Benim sizlerden ricam teşkilat başkanı, hiyerarşiyi bozmayalım. Teşkilat başkanı üzerinden görüşmeleri, bu sözüm buradaki herkese geçerli. Bizlerle paylaşın. Çünkü ben de ilk başkanlarıyla oturduğumda ve telefonda konuştuğumda Sultan Gazi teşkilat var. Yani ilçe başkanının ne yaptığını, ne ettiğini bilmek isterim. Bir hiyerarşi, bir silsilemiz var. Bölgede teşkilat başkanlarımızla buna lütfen özen gösterelim. Ki bu bölgede bu konuda hiçbir sıkıntımız yok, hiçbir yer yok ama hatırlatıyorum. Bir ve diri olmamız gerektiği dönemde ayrı ayrı eforlar sarf edip tamam, o zaman amaçtan uzaklaşmayalım. Doğru yere, doğru noktaya, doğru güçle, büyük bir güçle vuralım, yüklenelim istiyorum. Bir hafta sonra Sultan Gazi'nin tüm STK'larından toplantımız var. Toplantı tarihini belirlemek üzere, toplantı tarihini belirleyip büyük bir toplantı yapacağız. Daha önce biz bunu devam ediyorduk. Evet, biz de varız işin içinde. Yok, hayır yani. Kim çağırıyor toplantıyı? Şimdi ilçe başkanları yapıyor sırayla. Ha, tamam. Bunlar yapıyor, üstleniyor. İşte bazı iş adamları, bazı masrafları üstleniyor. O şekilde toplantı. Tamam, ben sizin düzenleyeceğinizi anladım. O yüzden yok. Ben düzenlemiyorum çünkü öyle bir gücüm yok. Tamam başkanım. Ama katılımcı olarak var. O görüşmeleri, o ziyaretleri muhakkak haberdar edin. Teşkilat başkanı burada sağ olsun zaten. Ayrıyeten başka ilçe başkanlarımız isim vermeden üstü kapalı desteklemek istiyorlar. Adayımızı. Yani sizin adayınızı destekleyelim. İki ilçe başkanı geldi, görüşmelerini yaptık. Yani onları da sizin şeyinize sunalım ki, çünkü onay ne verirseniz biz ona göre hareket edeceğiz. Muhsin Bey dediğim gibi, silsile ve hiyerarşi içerisinde Aytekin Bey, ikinci bölüm, Teşkilat Başkanı onun kanalıyla gerekli olduğunda benim de devreye girdiğim bir denklemde bunları konuşacağız. Lütfen bir daha söylüyorum, kimseye biz aday göstereceğimiz yerde destek açıklaması yapmayın. Yok, yapmıyoruz. Meclis üyeliği, kesinlikle. Başkan yardımcılığı bu pazarlıkların içine, il başkanlığının bilgisi ve genel merkezinin olmadan asla girilmesin. Yani hiçbir şey girmedi. Aytekin Başkan'ın haberi var sadece. Efendim? Aytekin Başkan'a bilgi verdim, haberi var sadece. Aytekin Başkan da bana iletiyor, onda bir sıkıntı yok. Yani buna dikkat edelim. Onun dışında bu süreçte varlık gösterip sahada olup, çayımızın, ışığımızın yanması lazım ilçede. Ona lütfen dikkat edelim. Tüm ilçe başkanlarından rica ediyorum. Bu dönemde işte yağmuru var, çamuru var ya da o ışık yanacak. Yani mutlak. Diyecek ki ya Demokrat Parti Sultan Gazi yeni açıldı. Kongresini yapacak. Şey çok özür dilerim. Çayı olan, ışığı yanan bir ilçe bu dönemde çok önemli, çok değerli. Zor ama önümüzde 3 ay var. 3 ay bu maddi manevi bir külfete hepimiz katlanacağız. Bizlere düşen varsa tüm ilçe başkanlarımızın yanındayız. Bu vesileyle bir kere değerli katkılarınız için ve Sultan Gazi'de yapmış olduğunuz tüm aktiviteler için ve tekrar Sultan Gazi'ye ayağa kaldığınız için bütün heyetin üzerinde diğer ilçe başkanlığı ve kendi içerisinde Sultan Gazi üzerinde Muhsin Başkanım'a ayrıca teşekkür ederim. Tekrar o bayrak orada ayağa kalktı. Biz onu alıp bir yerlere dikmek istiyoruz. Hediyeyle. Hayırlısı olsun canım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eğer sağ olun. Eğer başkan adayımızla beraber bir fotoğraf çekeceksek onu aynısını burada tamam. Da yapalım. Tamam. Sen dosyayı getir hocam. Yok. Dosya bu aynı şey. Aynı dosya. Problem yok. İçindeki bir tek bir zahmetimiz biliyoruz. Gel. İlçe başkanı geldi mi? Sen böyle gelin. Nasıl yapalım? Böyle yapalım bu sefer. Evet. Bu tarafa bakın. Şöyle dönelim. Bir önce bir şuraya dönelim. Bir saniye. Sola bakıyoruz. Şöyle dönelim. Şeyi de alalım. Şöylesini de alalım. Şöylesini de alalım. Genel başkan resim. Karşıda. Evet, Demokrat Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı yanımızda. Bugün İBB'nin sosyal tesislerinde güzel bir toplantı yaptı. Kendi Zeytinburnu Belediye Başkan adayları dosyasını il başkanına teslim etti. Başkanım neler söyleyeceksiniz?
Öncelikle herkese iyi günler diliyorum. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Demokrat Parti olarak Zeytinburnu'nda varlığımızı ortaya koyarak bir hamle yaptık. Bugün Demokrat Parti Zeytinburnu Belediye Başkan aday adayımız Sayın Melis Azamidoğlu'nu açıklamış bulunmaktayız. Bu süreçten sonra Zeytinburnu'da yapacak olduğumuz çalışmalarda Demokrat Parti'nin varlığının, gücünün, 80 yıllık Demokrat Parti çınarının hala ayakta olduğunu, siyasetine devam ettiğini ve genç bir adayla, bayan bir adayla yolumuza devam ettiğimizi, kararlılıkla 31 Mart sabahına kadar bu enerjimizle, heyecanımızla, mücadelemizle verecek yapacak olduğumuz çalışmalarla Zeytinburnu'nda Demokrat Parti'nin gücünü, ispatını kanıtlayacağız. Ben fazla sözü uzatmak istemiyorum. Belediye Başkan adayımız Sayın Melis Acametoğlu'na başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Başkan, evet, Demokrat Partisi İstanbul İl Başkanı yanımızda. Efendim biraz önce Zeytinburnu İlçe Başkanı ev sahibine güzel bir toplantı yaptınız ikinci bölge olarak. Öncelikle toplantı hakkında kısa bir bilgi, akabinde de ilçe belediye başkan aday adayınız genç bir hanımefendi, başarılı bir hanımefendi, neler söyleyeceksiniz? Öncelikle çok teşekkür ederim. Basın olarak bizi böyle bir günde yalnız bırakmadığınız için bizler için çok değerli. Yaklaşık 3 gündür İstanbul'un tüm bölgelerinde Demokrat Parti'nin yerel seçimdeki stratejisini ilçe başkanlarımızla yaptığımız kahvaltılarla belirliyoruz. Demokrat Parti olarak İstanbul yerel seçimlerinde tüm ilçelerde aday gösterecek güce, teşkilata sahibiz ve bunun için çalışmalara yola çıktık. Bugün ikinci bölgede Zeytinburnu İlçe Başkanlığımızın misafirperliğinde düzenlediğimiz bu kahvaltıda Zeytinburnu Belediye Başkan aday adayımızı, bir genç bir hanımefendiyi, 5 Aralık seçme ve seçilme hakkının verildiği çok önemli bir günden 2 gün sonra Zeytinburnu halkının karşısında çok doğru bir adayla, Demokrat Parti sahada ve sokaklarda göreceğiniz bir adayımızla, aday adayımızla, süreç tamamlanmadığı için böyle ifade edeyim, önü açık olduğunu ve İstanbul'da tüm ilçelerde, siyasette, seçimlerde adayız, sahadayız, biz kendi işimize bakacağız. Başkanım, birçok ilçede kıl payı kazanan kaybeden Demokrat Parti'nin de burada alacağı oy çok önemli. Tabii ki bu çalışmayı stratejik anlamda ciddi olarak çalıştık. Yani Zeytinburnu'nda dahi bu seçim açık ara kazanılmış veya kaybedilmiş bir seçim değil. Şimdi 6000 küsur oy bugün siyasette ve Zeytinburnu gibi bir olduğu bir yerde çok büyük bir rakam değil. Biz bu dengeleri bozacak güze ve adaylara sahibiz. Başka bir örnek vermek gerekirse Bahçelievler'de 2500 küsur oylar. Bunun yanında Eyüp 2 seçimdir 3000 küsur oyla el değiştiriyor. Aynı şekilde Üsküdar'da da böyle bir yakın bir seçim var. Biz buralarda doğru adaylarla bu oyun içinde olacağız. Kendi adayımızla oy isteyeceğiz. Kimsenin yanında veya karşısında ya da birilerine kazanıp kaybettirmek kaygısıyla değil, kendi adaylarımıza sahada çıkıp Demokrat Parti'nin merkez sağının tek alternatif, tek adresi olduğunu kanıtlamak için sahada olacağız. Ben bu röportaj ve bu günkü katılım için sizlere Hüseyin Bey ayrıca çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Biraz önce il başkanınız ve ilçe başkanınız çok güzel bir destek verdiler size. Sağ olsunlar. Ben bile duygulandım. Öncelikle başarılar diliyorum. Demokrat Parti Zeytinburnu Belediye Başkanı adayı olacaksınız gibi görüyorum. Çünkü öyle hissettim ben. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Zeytinburnu halkı tanısın. İlk röportajınızı bize veriyorsunuz. Evet, doğru. Evet. Ben Melisa Acametoğlu. 19 Kasım 1994 tarihinde Bağcılar'da doğdum. 2 yaşındayken Zeytinburnu'na yerleştik. 27 yıldır Zeytinburnu'da yaşıyorum ve bu ilçenin sorunlarını, güzelliklerini, yanlışlarını içerisinde yaşayan bir vatandaşı olarak çok net gözlemleyebiliyorum. Aslen Trabzonlusunuz. Aslen Trabzonofluyum, evet. Bunun dışında adaylığımı koymak istedim. İl başkanımızın da bahsettiği gibi 5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği gün ben de sürekli izliyordum bir şeyleri ve hani artık bir şeylerin değişimini istiyorsak kendimizin de bir şeyler yapması gerekiyor. Bunu fark ettim. Böyle bir yola baş koymak istedim. Mutluyum. Desteklerden dolayı da mutluyum ve heyecanlıyım. Dediğim gibi muhtemelen Zeytinburnu'nun en genç belediye başkanı olacaksınız diye düşünüyorum. Olursa evet, ya yani şöyle, zaten bu saatten sonra bizi sahalarda,
toplantılarda, etkinliklerde fazlasıyla görüyor olacaksınız. Yine röportajlar yaparız muhtemelen. Tek başıma çıktığım bu yolda destek, partimin desteğiyle birlikte güzel şeyler başaracağıma inanıyorum. Tabii ki takdir Zeytinburnu halkının. Ama Demokrat Parti çok köklü bir parti. Adnan Menderes'in kurduğu parti. Biz tüm çalışmalarımızı yapacağız. Üstümüze düşen, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ve güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Zaten Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla da kadın adayların artması beni de çok mutlu ediyor. İnşallah bu şekilde adaylarımızın açıklandığı, kadınların daha çok olduğu başkanlıklarda görürüz. Bu şekilde. Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyoruz. İstanbul Times ve Zeytinburnu Times gazetesi her zaman hazırız. Saygılar sunarım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başkan bir de fotoğraf al. Biz çıkalım gidelim. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.